Basınımızın değerli temsilcileri. Türk Akademisi Siyasi, Sosyal, Stratejik Araştırmalar Vakfının özverili çabaları ile tertip edilen vefatının 100. yılında Ziya Gökalp hayatı, eserleri, ilmi ve fikri mirası konulu sempozyuma hoş geldiniz diyor hepinizi Saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. <laughs> Televizyon ekranlarından, radyo kanallarından, sosyal medya platformlarından bizleri takip eden aziz vatandaşlarımıza en iyi dileklerimle birlikte şükranlarımı sunuyorum. Türklüğün yaşaması ve varoluş onurunun yaşatılması amacına hizmeti geçen bu uğurda mücadelesi bilinen emeği ve eserleriyle fikir ve vicdan hayatımıza ışıklar salan kalem, kelam, kitap erbabı büyüklerimize Allah'tan rahmetler diliyor. Şu an hayatta olanlara minnet hislerimle birlikte ziyadesiyle müteşekkir olduğumuzu ifade ediyorum. Bir insanı doğru tanımak, doğru anlatmanın, doğru aktarmanın gerek ve yeter şartıdır. İnsanoğlu bildiğinin dünyası, bilmediğinin düşmanıdır. Bilmek evvel emirde tanımakla, Ön yargıların ufvelitinden kurtulmakla başlayacaktır. Gözlerine kara perde inenlerin, gönülleri kas katı kesilenlerin, görüş açıları sıfırla kesişenlerin bilmek ve tanımak diye bir merakı, bir meşalesi, meşgalesi veya bir meramı yoktur. Olması da eşyanın tabiatına mugayirdir medeni ve mevcut gerçeklerle mevhum ve mevsimsel gelgitler arasına sıkışmış bir hayatın derinlerine gömülmüş bulunan hakikat cevherini sabır yardımıyla bulup çıkarmanın sonsuz arayışı içindeyiz. Bu nedenle bilmenin ve tanımanın davetkar ve lütufkar izindeyiz. Merhum gökalbi doğru tanımak hayatını eserlerini, ilmini ve fikri mirasını detaylarıyla bilmek, özellikle Türk milliyetçilerinin, vatan ve millet sevgisiyle dolup taşan milli yüreklerin kanaatimce temel önceliği olmalıdır. Hasreti çekilen dokunaklı sözleriyle kalplere nüfuz eden dinledikçe emsalsiz duygular eşliğinde ilk günkü heyecanı veren ölümsüz bir eserin icracısı ve ihtiyacısı mevkiindeki bir sanatlar neyse merhum Gökalp'in tıpkısının aynısıdır. O hakikatli bir münevver, hokkayla mürekkebi beyaz sayfalarda buluşturup fikir kalıbına döken mütehassıs bir mürşit ve müttefiktir. Aynı zamanda Türk tarihinin haysiyetli çağrısı, Türk milletinin hürriyet saçan çehresidir. Özünün has bahçesinde filizlenen her sözü, her eseri, her teklifi düşünce hayatımızda irfan, irade ve itibar anıtı gibi yükselmiştir. Meçhulün koridorunda, muammanın kombinasyonunda, mutasıplığın komplikasyonunda, muhataranın karanlığında, Türk mefkûresinin kocaman yüreği haline gelmiştir. Elbette merhum Gökhan büyük bir fikir hamulesi, yüksek bir idraktır. Türk tefekkür tarihinin sadece 20. yüzyıl adamga vuran şahsiyeti değil, bunun da ötesinde zaman, zemin ve uzman üstü bir düşünce doruğudur. Çelebi ruhuyla kendine özgü usul ve üslup mimarisini tekemmül ettirmiş, inanmış bir Türk milliyetçisidir. Aynı zamanda fikir semamızda daima parlayan ve parlayacak olan münzevi ve mütekamil bir yıldızdır. Bana göre merhum Gökalp layıkıyla anlaşılmış ve anlatılmış birisi değildir. <laughs> Yaşadığı devrin çalkantılarını her gün bir yerinden kopan her gün bir parçası kırılan imparatorluğumuzun çöküş ve yıkılış gürültüsünü iliklerine kadar hissedip milli devletin fikri formülünü hatırlama, hazırlaması henüz tam manasıyla kavranamamıştır. Hak sahibine hakkını teslim etmek, manevi hatırası önünde tazimle eğilip 48 yıllık hayatını medyunu şükranla hatırlamak elbette hepimizin görev olmakla birlikte fikri ve ilmi mirasını benimseyip sosyal, siyasal ve düşüncel hayatımıza mücessem halde yansıtmak herkese düşen bir sorumluluk olsa gerektir. Bizim siyasi mücadele alanımız bu sorumluluğun muhafazası ve müdafası ile bezenmiş, belirlenmiş ve birbirleşmiştir. Merhum Falih Rıfkı Atay Osmanlı'nın son dönemini anlatırken Türklükten kaçan kaçanaydı diye hazin bir tespitte bulunmuştu. 23 Mart 1876'da Diyarbakır'da doğan merhum Gökalp Türklükten kaçanlar, korkanlar, sırt dönenler kervanına girmeyi özüyle, sözüyle, gönlüyle reddetmekle kalmayıp bütün değerleriyle beraber kucaklamayı başarmış nihayet milli kurtuluşun yegane ve yenilmez çaresi olarak göstermeyi bilmiş bir düşünce dağıdır. Türkçülüğün Türk milletini yükseltmek ideali olduğunu açıklayan odur. Çağının bütün modern ve pozitif bilgilerini kuyumcu titizliğiyle ve bilimsel disipline müzahir ölçüde inceleyen, bununla da yetinmeyip Türk milletine uğurlayan, uyarlayan bilim insanıdır. Türkiye'de sosyolojinin kurucusu, halk biliminin öncülerinden, kültür ve medeniyet tarihinin de kilit ismidir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin fikri ve teorik istikametini sıfır hatayla tayin etmesiyle milli gönüllerde tah kurmuştur. Milli kültür tarifi ve medeniyet tasviriyle Türk düşünce hayatına damga vurmuş, mümkün ve muhtemel kimlik buhranlarına, fikir kanatlarını açarak ta o yıllardan engel olmaya çalışmıştır. Nitekim bu mühverdeki çalışmaları ve hayranlık uyandıran çalışkanlığı onu bir adım öne taşımış ve gıptayla takip edilen Türk filozofu olmuş, yapmıştır. Onun Türklüğe bakışı laboratuvar ya da biyolojik menşeyle olmamıştır. Irkı yalnızca atlarda arayan ırkçılığı elinin tersiyle itip Adem'e mahkum eden milli birlik ve kardeşlik dirayetiyle millet şuuruna sahip çıkmış, destek vermiş, sonuna kadar bu kararlı çizgide mahfuz kalmıştır. Nice medeniyetlere beşiklik yapan Anadolu'nun Etnik kalabalıklar veya birbiriyle çatışan ya da çelişen halklar diyarı değil, Türk milletinin ebedi yurdu olduğunu tasdik ve teyit etmiştir. Samimiyetle sahteliğe meydan okumuş, hayatın olağan akış içinde milletimizin engin değer hükümlerini bulup çıkarmıştır. Fikriyle fitneye cephe açmış, huzurlu bir geleceğin harcını karmıştır. Şu sözler merhum düşünürümüze aittir. Türklerle Kürtler bin yıllık bir ortak din, ortak tarih, ortak ve ortak coğrafya sonucunda maddi ve manevi bakımlardan birleşmişlerdir. Bugün ise ortak düşmanlar ve ortak tehlikeler karşısında bulunuyorlar. Bu tehlikelerden ancak ortak bir kararlılıkla kurtulabilirler. O halde büyük bir inançla diyebiliriz ki Türk ile Kürtlerin birbirini sevmesi her iki taraf için hem dini hem de siyasi bir farzdır. <laughs> Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir. Merhum Gökhan 25 Aralık 1922 tarihinde Küçük Mecmua'da yayınlanan bir makalesinde milletin ne olduğunu anlatmak için öncelikle ne olmadığının tetik edilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. Ona göre ilk olarak millet coğrafi bir zümre değildir. İkinci olarak ırk ve kavmiyet değildir. Üçüncü olarak bir imparatorluk dahilinde müşterek bir siyasi hayat yaşayanların mecmu değildir. Dördüncü olarak bir şahsın kendisini keyfine ve çıkarına uyarak mensup gördüğü bir cemiyet de değildir. Milletin teşekkül ve tekamülünde diğer mühim unsurların yanı sıra eğitim, kültür ve duygulaşlığı işaret eden odur. Merhum Gökalp'in akıl ve ahlak ibminde damıtılan millet tanımı aynısıyla şudur. Dil bakımından müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep kültürel bir zümredir. İnsani şahsiyetimizin bedenimizde değil, ruhumuzda olduğunu söyleyen odur. Maddi meziyetlerimizin soyumuzdan, manevi meziyetlerimizin de terbiyesini aldığımız cemiyetten geldiğini vurgulayan gene odur. Milliyette secere yerine terbiye aranmasını önermesi birlik ve beraberliğe verdiği önemde saklıdır. Bilhassa Diyarbakır'da konuşulan Türkçenin Bağdat'tan ta Adana'ya, Bakü'ye, Tebriz'e kadar uzanan doğal bir lisandan yani ak koyunlu ve kara koyunlu Türklerine mahsus bulunan bir Azeri lehçesi olduğunu dil araştırmalarına dayanarak gün yüzüne çıkaran hiç kuşkusuz merhum Ziya Gökalp'tir. Mondros Mütarekesi'nin hitamında yurt dışına çıkma tavsiye ve telkinlerinin karşısında işlenmiş herhangi bir suçum yoktur. Bu nedenle ve kesinlikle bir yere gitmeyeceğim ölürsem bu topraklarda ölürüm diyen cesur, gözü pek, civan mert, geri adımı olmayan bir vatanseverdir. <laughs> Yine mütarekenin karanlık atmosferinde İstanbul Büyükada'da toplanan dönemin bir avuç aydını arasında bulunan merhum Yahya Kemal, merhum Ziya Gökalp'e, çarenin ne olduğunu sormuştu. O da şu cümleleri açıklıkla ve inanmış bir vicdan müşahitliğinde telaffuz etmişti. Çare, Türk'ün kendisine gelmesinden ibarettir. Tarihin de gösterdiği gibi, Türkler her felaket zamanında işlerinden çıkacak bir kahraman tarafından temsil edilecekler ve arkasından yürüyecekleri bu kahraman Ergenekon efsanesindeki bozkurt gibi onları selamete ulaştıracaktır. İşte o bozkurt Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmuştur. Milli mücadelede ikinci Ergenekon sürecidir. Aziz Atatürk'ün fikirlerinin babası dediği Ziya Gökalp vatanın ve milletin en sıkıntılı döneminde yazdığı büyük azim manzumesinde ise şöyle sesleniyordu. Hakka razı bir kavimiz, mefkuremiz adalet, namert bir düşman bizi ezmeye etti niyet. Milletçe verdik karar, ya istiklal ya hürriyet. Andiştik ebediyen silahlı kalacağız, Vatanın her taşını düşmandan alacağız. Biz sulhçu bir milletiz. Kılıcımız kalkandır. Lakin ehli salipler hala bize düşmandır. Hakkı tanıttıracak kan, kan, kan yine kandır. Andişlik, ebediyen silahlı kalacağız. Milletin her hakkını düşmandan alacağız. Şehitlerin kanını düşmandan alacağız. Aziz dava arkadaşlarım. Hapishane köşeleri, sürgün yılları, haksız eleştiriler, maksatlı saldırılar Asılsız suçlamalar, hatta iftira boyutundaki sataşmalar merhum Gökalp'i davasından ve millet sevdasından vazgeçirememiştir. O bir devrin dimağı, aklı, siyasi ve fikri ahlak kutbudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ilham ve iradesinin arka planındaki Türk aklı ve Türk düşünce kahramanıdır dilinden düşürmediği mefkûresi, tükenmez coşkuların, bitmez ümitlerin, kurumayan kaynağı ve suyu kesilmeyen şadırvanıdır. Türk milletinin vicdanını, dayanışmasını, estetik zevkini, tarihsel ilkelerini, dilini, töresini, kutlu masini kültürel müktesebatını, medeniyet ve millet kavramlarını, Sosyolojik disiplini analiz etmiş, muazzam bir fikri külliyata, kısa hayatına sığdırmıştır. Tarihten ders ve ibret almasını bilmiştir. Yüzer geçer malumatlara, köksüz düşüncelere, kifayetsiz iddialara, yabancı hayranlığına, halkı dışlayan elit tahakkümüne kapalı ve karşı duran bir asaletin timsali olmuştur fil dişi kulelerine yerleşerek milletine ve devasa kültür birikimine küsümseyici gözlerle bakmamış, bunu yapanları da asla hoş görmemiştir. Sadece tespit ve teşhisleriyle değil, hala düğümü ayrım açılmamış, belki de değeri pek anlaşılmamış, çarpıcı düşünce ve önerileriyle hem bir mektep, hem bir meşale, hem bir mehabet, hem ve ve menkıbe zirvesi halinde milli şuurun bayraktarlığını üstlenmiştir. Felaket zamanlarında tutunacak ve sığınacak milli mefkurenin muhakkak tecelli edeceğini söyleyerek umut sancağını sürekli diri ve dinç tutmuştur. Osmanlı İmparatorluğunu zelzele gibi titreyip olduğu gibi yere yıldı mütesir bir vicdan rekabetinde görmüş ve yaşamıştır. Hepinizin az çok bildiği üzere Osmanlı Beyliği 1299 yılında Söğüt kasabası ve çevresini kapsayan yaklaşık 5631 kilometre karelik bir alanda Osman Bey tarafından kurulmuştu. Osman Bey 27 yıllık hükümranlığı döneminde Bizans tefkurları ile yapmış olduğu savaşlar neticesinde beyliğin topraklarını 16 bin kilometre kareye ulaştırmıştı. Osmanlı İmparatorluğu en geniş sınırlarına ulaştığı 1699 yılında etki alanlarıyla birlikte 24 milyon kilometre karelik bir coğrafyada hüküm sürmekteydi. Bu dönemde Akdeniz'in dörtte üçü, Kızıldeniz ve Karadeniz'in tamamı, Basra Körfezi'nin büyük bir kısmı imparatorluğun hakimiyeti altındaydı. Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu 1299 yılından Karlofça Anlaşması'nın imzalandığı 1699 yılına kadar geçen 400 yıllık süre içerisinde, süreç içerisinde yani 146 bin günde 23 milyon 994 bin kilometre kare toprak elde edilmişti. Bu süre içerisinde her gün 164 kilometre kare toprak kazanılmıştı. Osmanlı İmparatorluğu Karlofça Anlaşması'ndan sonra malumunuz olduğu üzere gerilemeye başlamıştı. Gerileme döneminin başlangıcı olan bu tarihten 12 Ağustos 1914 tarihine kadar 215 yıllık süre içerisinde yani 78.475 günde üzerine basa basa ifade ediyorum ki yaklaşık 20 milyon kilometre kare toprak kaybedilmiştir. 215 yıllık süre zarfında Osmanlı İmparatorluğu'nun her gün 255 kilometre karelik bir toprak alanı elinden kayıp gitmiştir. Birinci Dünya Savaşı'ndan Mondros mütarekesine kadar yani 10-12 Ağustos 1914 30 Ekim 1918 tarihler arasında geçen 4 yıllık süre zarfında toplam 3 milyon 214 bin200 kilometre karelik topraktan, acıklı ve sancılı şekilde mahrum olmuştur. Bir başka ifadeyle söyleyecek olursak, 1461 günlük süreç içerisinde her gün 2200 kilometre kare toprağımız kaybolup gitmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme döneminde günde yaklaşık 255 kilometre karelik bir alan kaybına karşın 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı yıllarında günlük toprak kaybı bunun yaklaşık 9 katına ulaşmıştır. Şimdi geliniz. Osmanlı İmparatorluğu'nun 1914-1918 yılları arasında kaybettiği toprak büyüklüğünü büyüklüğünü bugün bazı ülkelerin yüz ölçümüyle mukayese edelim. Her beş ayda bir Almanya, her dört buçuk ayda bir İtalya, her üç buçuk ayda bir İngiltere, her iki ayda bir Yunanistan, her on dokuz günde bir Hollanda, İsviçre, her on dört günde bir Belçika, her beş günde bir Lübnan kaybedilmiştir. Serv esareti, eziyeti, işkencesi ve zilleti kapsamında. Batı Anadolu, İzmir ve Havalisi ve Trakya'nın bir bölümü Yunanlılara, Rodos, 12 Adalar, Akdeniz ve Ege bölgelerinin büyük bir kısmı ile Konya yöresi İtalyanlara, Sivas, Malatya, Adana, Mardin, Urfa, Maraş, Gaziantep ve Suriye Fransızlara, Musul, Kerkük dahil Irak ve Arabistan Yarımadası İngiltere'ye, Doğu'da ise Doğu Beyazıt, Van, Muş, Bitlis ve Erzincan'ı içine alan bir Ermenistan, Irak ve Suriye arasında bir Kürdistan kurulması kararlaştırılmıştı. Orta Anadolu bölgesi ile Karadeniz bölgesinin bir kısmında müteşekkil yaklaşık 200 bin kilometre karelik bir bölge ise Türklere yaşam sahası olarak verilmiştir bu ızdırap verici gerçekler nereden nereye geldiğimizin, hangi badirelerle karşılaştığımızın düşündürücü tablosudur. Üstelik o meşhum yıllarda milli yürekleri kavuran sıcak hadiselerin tesirleri devam eden özetidir. Asırlar geçse bile yaralarımız kapanmayacaktır. Üstelik Birinci Dünya Savaşı'nın sayfaları hala açıktır. Hesaplaşma bitmemiş, zalim hücumlar kesilmemiştir. Sömürü çarkı hızla dönerken paylaşım kavgaları, emperyalist yayılma, yayılmacılık, coğrafyalara indirilen zehirli hançerler, devam ede gelen ekonomik sorunlar, soygunlar, Mazlumların canı ve kanı üzerinde kurulan cinayet ve soykırım değirmenleri özellikle bölgemize hedef almış. Sert ve şiddetli kuşatmayla etrafımız sarılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun mahkum olduğu bir trajediye acılı ve ağırlı dağılmaya dört bir tarafımızı perişanlığa sürükleyen, içten içe çürümeye asla maruz kalmayacağız, asla müstahak olmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yıl dönümünde her türlü tehdidi, her neviden tehlikeyi, dalga boyu yükselen melanet ve cinayet planlarını milli dayanışma ruhuyla ve manevi direnç atılımıyla berhava etmekten başka ikinci bir seçenek tanımayacağız, hiçbir zaman takmayacağız. Biz dersimizi tarihten satır satır aldık. Fikrimizin gücünü ve görkemini Ziya Gökalp'ten aldık. Azmimizi ve cesaretimizi ecdadımızda milli mücadele kahramanında, kahramanlarından edindik. Aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatacak hiçbir yanlışı içine girmedik. Girmeyi aklımızın uçuna dahi getirmedik. Hep söyledim, yine söylüyorum. Türküz, Türkçüyüz. kaynağını Türk İslam ülkesinde bulmuş Türk milliyetçileriyiz. Hiç kimse bizimle, Türkle hizmet kurvarında milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. Bunlar altından kalkamayacakları hayat ve siyaset mazisiyle ispat edemeyecekleri söz düellolarına, siyasi şovlara iplikçi kavgalarına yağlı urgan ölçüştürmeye heves etmesinler. O bayrağı heveslerinin kursaklarında teker teker bırakır, burunlarından fitil fitil getiririz. <laughs> Madem makam ve mevki için vicdanını satanları adam yerine bile koymayız. Yeri gelir nesilden nesile geçerek bize emanet eden Yesevi'di elini uzatır, Yunus tebliğini yapar, Mevlana hoş gösteririz. Yeri gelir, yumruğumuzu tuğ gibi havaya kaldırır, çetin hesabı en ağır düzeyde göresiye kadar bir daha indirmeyiz. <laughs> İndirdiğimiz zaman da sadece ve sadece hainlerin kafasının kırılacağı andır. Bu kategoriye girenler sağduyulu tavrımıza, Yanlışa yormasınlar. Sınır ihlali, sınır, sinir ihlali, sabır ihlali yapmaktan... ...kötürüm emel sahiplerinin derhal ve ciddiyetle sakınması... ...iç barış ve siyasi huzur adına temennim hatta uyarımdır. Dün müstevilerin yapamadığını... ...bugün terör örgütlerini sahaya süren... ...Siyonist azgınlık ve küresel emperyalist alçaklık asla başaramayacaktır. Milli sanayimize tetikçi katilleriyle saldıranların çabası boşunadır. Bu hususta gece gündüz çalışıp düşman oldukları deliye çevirmek, kanlı eylemleri püskürtüp yükseldikçe yükseltmek milli vazifemizdir. Soy kırımcıların demir kubbeleri varsa bizim de iman dolu göğsümüz gibi serhatimiz vardır.